Türkçe Momo'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bendeniz bugün Çener Doğan ve bu da Morfi sevgili arkadaşlar. Buradan ilk olarak Kerim Kumbasar arkadaşımıza, Kerim Kumbasar Bey'e çok teşekkür ediyorum bu oyunu bize yolladığı için. Oyun arkadaşlar bir gencin, bir liseli gencin hikayesini işliyor, iç dünyasını işliyor. Yaşadığı dramatik olayları işliyor. Ve bunu sübliminal bir şekilde bize yansıtıyor iç dünyasındaki yaşadığı olayları. Bakalım oyun nasıl sevgili arkadaşlar? Ben de çok heyecanlıyım çünkü gerçekten Türk piyasasında böyle oyunları görmek istiyoruz. Böyle değişik oyunları görmek istiyoruz şahsen. Kerim Kumbasar arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Ve başarılarının devamını dileyerekten videoya başlıyorum sevgili arkadaşlar. Haydi hayırlı olsun. Evet sevgili arkadaşlar, oyunumuza şu anda girmiş bulunmaktayız. Saat 22.52 gördüğünüz üzere. Ve oyunumuz şu anda gelmiş durumda. Şöyle hemen bir grafiklere bakalım isterseniz. Bunlar nasıl ayna ya? Şuraya bak. Gördüğünüz gibi okul leş gibi. Hiç yıkamıyorlar bunları. Allah. Şurada gazeteler var. Ben aslında bir oyunun grafiklerine falan bakmak istiyorum. Normalde biliyorsunuz bu kadar detaylı falan bakmam. Yani bizim Türk oyunu olduğu için her şeye bakıyorum açıkçası. Ana şey yapmışlar ya, bu Amerikan başkanının sizi seçtik işte sizi istiyorum falan var ya. Onu tavşana çevirmiş. İlginç. Bakalım oyunda daha neler göreceğiz. Bu arada işiyoruz ha. Etkileşime geçtik şu anda. Evet. Şu anda elemanımızın işinin bitmesini bekliyoruz. Evet, bitti şu anda. Oy. Evet, klasik jump scare'lerden bir tanesi geldi. Şuraya ezik yazıldı. Tavşanımı gördün mü? Ya sanki bu yazılar biraz daha korkunç olabilirdi böyle. Hani şey resmen ne bileyim biraz sanki böyle uğraşılmamış gibi geldi. Ama oyunun grafiklerini çok beğendim, o ayrı. Yazılar biraz ürkünç değil, onu söyleyeyim yani. Tabii oyunu Türk oyunu olduğu için hem eleştiriyoruz hem de yani iyi yönlerini söylüyoruz. Peter sen eziksin yazıyor burada. Bu kadar mı? Kapıyı açabiliyor muyuz? Evet açtık şu anda. Evet sevgili arkadaşlar, tuvaletten sonunda çıkabildik. Şurada neler varmış? Kanlı burada. Ted senden nefret ediyorum. Ted kim ya? Telefonumuzun ışığıyla da... Hadi canım ya. Yalnız konuşmalar da çok etkileyici. Vay canına, yürüyen uçak. Yalnız güzel bir şey mesaj olmuş buradan. Teşekkür ediyoruz yani böyle güzel bir mesaj verdiğin için. Bu arada yürüyen uçak Airlines. Güzel, komik olmuş. Ya böyle hoş olmuş, ne bileyim. Hani korku oyununda güldürmesi de ayrı bir hoş olmuş. Bu arada bir yeşil ışık. Ezik ezik ezik. Bu sabah yine derse geç kaldım. Okul koridorundan sınıfa doğru koşuyordum. Edebiyat öğretmenim Bay Hoffman bana çok kızdı. Bir daha geç kalırsam puanını kıracağını söylemişti. Puanım düşük gelirse seneye iyi bir üniversiteye gidemem. Tanrım, okulumdan nefret ediyorum. Ben ezik değilim. Evet. Burada bir ışık var. Yeşil ışık. Bu herhalde nereye gideceğimizi gösteriyor bize. Aa. Zil çaldı. Oo. Burada bir abiler falan geldi. Hayırdır lan, ne oluyor? Oy, tırstım yalnız he. Güzel ya, atmosfer bayağı iyi. Ben çok beğendim. Şu ana kadar her şey olumlu gidiyor. Bir tek işte yazılar birazcık korkunç değil. Orayı da yani fazla şey değil o. Ayrıntı istemiyordur herhalde. Oralara gerek yok. Yine mi ezik ezik okul dolabımı açtığımda kitaplarımın
Üzerine ölü bir fareyle karşılaştım. Çok iğrenç kokuyordu. Bu kesinlikle Ted'in işi olmalı. Benim uğraşmaktan bir zevk alır. Ted bu dünyada başıma gelmiş en büyük bela. Beni tüm okula rezil ediyor ve bunu bıkmadan yapıyor. Onun yüzünden kimse benimle arkadaş olmuyor, kimse beni sevmiyor. İnsanlar bana ezik gözüyle bakıyorlar. Tüm okul benimle alay ediyor. Ted, senden nefret ediyorum, ben ezik değilim. Ne oldu lan? Oğlum ne oluyor lan? Silahatiyiz bitti gibi oldu. Hocam ne oluyor? Bir tavşan var. Hop, yok oldu. Evet. Hiç beklemiyordum lan böyle bir şey. Allah kahretsin ya. Saçım uçtu. Aa. Bu nasıl oldu? Ah çok sıcak. Enteresan bir şekilde korkmuşluğu var oyunumuzun. Ha hacı ne oluyor ya? Anlamadım. Ha bu ne be? Bu tavşan da neyin nesi? Abi oyun çok subliminal mesajlar içeriyor. Yani enteresan şeyler var ya. Valla bir şey çıkmasın artık. Bu ne? Her yerde olmak zorunda mısın? Rapid. Abi bu tavşan da alıp veremediniz de bizim. Bir kapı. Bunun burada ne işi var? Ben ezik değilim, ben ezik değilim, ben ezik değilim. Bu elemanın herhalde bir eziklikle şeyi var. Ya yine mi böyle şeyler? Hadi bakalım. Nasıl açacağız? Tokayı çevirmek için fareyi kullan. Kilidi AVD. Hadi abi açıyoruz. Dur bir dakika. Yine kırdık. Ha. Hadi şunu açalım artık ya. Yine kırıldı. Bir şey de bunları hiç beceremiyorum ya. Ne bileyim. Pek becerikli. Aa bu tarafa sol tarafa çevirecekmişiz. Evet. Ne oldu lan? Dünyamız değişti. Karanlıktan korkuyorum baba, lütfen ışığı kapatma. Kontrol noktası. Sevlendi galiba. Yüklendi bir şeyler de. Burada çekiç var. Ne oldu be? Abi yine bu tavşan ya. Kafayı yiyeceğim lan. Oyun bana cinnet geçirecek valla. Nasıl çıkacağım ben buradan? Yardım et lan tavşan. Şimdi şuraya bakalım. Enteresan bir şekilde açılmıyor. Sadece dışarıdan açılıyor. Açmanın bir yolunu bulmalıyım. Nallar, bunalları. Allah Allah. Nasıl yani? Nallarla kapıyı açtık. İlginç, enteresan. Grafikler olağanüstü derecede, çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Yani bu oyun güzel geleceği olan bir oyun. 21 Şubat 2012. Evet. Kapıyı kilitli kapıyı bir şekilde açmalıyım. Sadece saman. Kapıyı açmak için gerekli aletler içeride. Evet, şu anda zannediyorum kapıyı açmak için gerekli olan eşyaları bulacağız. Ama nasıl bulacağız? Kapıları açabiliyor muyuz? Evet. Şu anda girebilir miyiz içeri? Tamam, açtık herhalde. Sadece saman. Bunları saman diyor. Burayı da mı açacağız? Güzel. Yine güzel bir şey koymuş arkadaşımız. Şöyle. Açtık kapıyı. Nasıl çıkacağız abi? Bakalım şuralara bir yerlere bir şeyler var mı? Bizi enterese edecek.
Yani şurayı da açabiliyoruz galiba. Ha gayret abi. Ha gayret. Hı! İşte bu kadar. Burada bir şey yok. Sadece saman. Her kapıyla etkileşime geçebiliyoruz. Her kapıyı da açacağız böyle. Bakalım. Buradan çıkabilecek miyiz? Sadece saman, sadece saman. Burayı açabiliyor muyuz? Yok, burası kilitli. O zaman burada bizim gerekli olan eşyalarımız, yani kapıyı açmak için hiçbir şey çıkmadığına göre burada belki bir şeyler çıkar. Ne oldu lan? Silah sesi geldi sanki. Abi yine bir şey yok ya. Burayı açtık mı? Yok, burası da varmış. Bir de son burası zannediyorum. Her yeri açtık abi. Her yeri açtık. Evet, şöyle aç. Oha! Ya at ölmüş ya. Moralim bozuldu ya. Yazık lan. Bunu kullanarak samanları parçalayabilirim. Evet, bir sapan bulduk. Şöyle aramak için F'ye basın diyor. Bomboş. Evet, samanları böyle arıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım için içerisinden bulunan bir şey bulacak. Ay! Şey çıktı. Böcek. Tam bu kadar galiba. İşte evet, işte burada tezgah kilidini bulabildik. Evet. Şöyle anahtarı koyalım, yerleştirelim hemen. Çıkalım buradan. Bakalım neler varmış. Evet, ihtiyacım olan şey bu. Al işte ya. Niye gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Sinirim bozuldu ya. Bir yere bak. Abi nasıl çıkacağım? Bu hıyar bize gidiyor galiba. Şöyle at nalıyla kapıları açabiliyorduk. Hadi bak. Oy. Tırstım lan. Abi sen gitsene ya başımdan. Her yerde karşımda ya lavuk. Gülme lan. Sinirim bozuldu beyler. Ay Allah be. Bu da kırıldı. Şöyle yapalım. Gülme lan. Hadi açılıyor. Abi açılıyordun ya. Heh, açtık. Yeah. Babam sınavdan B aldığım için beni cezalandırıp ahıra kilitledi. Oğlum B'de kötü bir not değil ki hani. Ondan nefret ediyorum. Beni her seferinde ahıra kilitlemek zorunda mı? Ben hayvan değilim. Senin baban hayvanmış. Affedersin oğlum da. Ahırın karanlık, rutubetli atmosferine artık katlanmak istemiyorum. Burası beni korkutuyor. Ahıra kapatıldığım süre boyunca kendimi arafta hissediyorum. Bana bunu yapmamalısın baba. Babamla nefretim çünkü ben ezik değilim. Evet. Bu kapıyı açacakmışız. Bir şey çıkmasın. Jumpski. Uzakta bir yere gideceğiz. Allah kahretsin be. Böyle bir şey bekliyordum ama. Tam dedim ki herhalde bitmiştir sahne. Beklediğim gibi olmadı valla. Evet arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir başka Morphin bölümünden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.